Varım, sen var mısın? Ekran başındakileri duyar gibiyim. Hadi yap şunu, hadi! Yapın, deneyin! Hadi ama. Tamam, pekala. Şansımızı deneyeceğiz. Ellerimizi erimiş metale batıracağız ve bunun güvenli olduğuna dair bir dolu kanıtımız var. Deneyimizden de anlaşıldığı üzere elimi güvenli şekilde batırmak için koşullar tam. Sanırım yaklaştık. Ve bence sorun çıkmayacak. Ve bu parmakçık yanmaya hazır. Sosisi deneylerin olumlu sonucuna rağmen daha önce hiç kullanılmayan bir cümle geliyor aklımıza. Hata payı her zaman vardır. Unutmayın, kurşun yaklaşık 450 derece dolaylarında. Yani bu deney sakın evde denemeyin kategorisine giriyor. Hiçbir şey. Az önce bu kadar batırdım. Evet, daha derine sokmak ister misin? Serçe parmağım gayet iyi. Tabii ki bu kadar soktum. Dikkatli olmam gerekliydi. Hiçbir şey hissetmedim. Biraz sıcak gibiydi, hatta güzeldi. Ve işaret parmağıyla yapılan ikinci denemede aynı sonucu veriyor. Bu seferki oldukça iyi gitti. Hiç sorun yok. Sorun yok mu? Sorun yok. Şey, sanırım benim sıram. Adam Jamie'yi kobay olarak kullandıktan sonra doğal olarak çıtayı yükseltmek zorunda. Tam dört parmağına sokacak. Başlıyoruz, baylar ve bayanlar. Erimiş kurşunun içinde bir insan eli. Çok korkunç. Suyun parmaklarınıza karşı kaynadığını hissedebiliyorsunuz. Bunu hissedebiliyorsunuz. Bu deney mini kurşun efsanesini fazlasıyla doğruluyor. Böylece Jamie ve ben ellerimizi bir tencere erimiş kurşunun içine başarıyla sokmuş olduk. Yalan değil. Lidenfrost etkisi efsane değil. Bizi korudu.